Sayın seyirciler, Başbakan Bülent Ecevit bir basın açıklaması yapıyor. Canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Kısaca bilgi vermek isterim. Sayın Mansur Türker, mali müşavir olarak yıllarca çalışmıştır. Değerli ve deneyimli bir ekonomisttir. Yeminli mali müşavir olarak çalışmıştır. Ayrıca Türkiye Mali Müşavirler Odası Birliği'nin genel başkan yardımcılığını uzun süre yürütmüştür. Uluslararası Muhasebecilik Federasyonu komite üyesidir. Aynı zamanda merkezi Roma'da olan Akdeniz Ülkeleri Muhasebeciler Federasyonu genel başkan vekilidir. Ekonomik ve mali konularda kendisinin zengin deneyimi vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına özellikle ekonomik ve sosyal alanlarda, mali alanlarda değerli katkıları olmuştur. Bakan olarak ekonominin esenliğe çıkmasına da büyük katkıda bulunacağına güveniyorum kendisine. Bu nedenle de başarılar diliyorum. Sayın Mansur Türker arkadaşımızdan başlıca beklentilerimizi şöyle özetleyebilirim. Bir kere uygulanan ekonomik programın devamlılığına büyük özen gösterecektir değerli bakanımız. Üretimi hızlandırmaya önem verecektir. KOBİ'lerin, esnafın ve sanatkarın gücünü arttırmaya gereken katkılarda yapıda bulunacaktır. Sanayicilere ve tüccarlara büyük katkıda bulunacak, onların önünün açılmasını sağlayacaktır. Gelir dağılımının daha adaletli olması için büyük çaba gösterecektir. O arada işçi, memur, emekli ve dar gelirlere ekonomik durumlarının düzelmesi için büyük katkıda bulunacaktır. Bu bakımlardan değerli arkadaşımıza başarılar diliyorum. Kendisinin başarılarına inanıyorum. Buyurun. Değerli basın mensupları, Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit'in genel başkanlığında Demokratik Sol Parti'de uzun süredir çalışıyorum. Kendisinin özellikle siyaset alanında gösterdiği ilgiden ve yol göstericiliğinden çok yararlandık. Sanıyorum ki biraz evvel Sayın Başbakanımızın hem benimle ilgili söyledikleri hem de beklentilerini birlikte dinledik. Aynı şekilde kendilerinin gösterdiği çizgide Türkiye ekonomisinin esenliğe çıkması için 57. hükümetin kurulduğu günden bu yana uygulanan güçlü ekonomiye geçiş programını özenle uygulayarak ve özellikle makro ekonomide elde edilmiş olan başarıları bu kez birlikte mikro ekonomide, sanayide, ticarette ve özellikle ulusal üretimin artırılmasında ve gelişmesinde bütün deneyimimi ve birikimimi kullanarak ülkemizin yararına sunmaya çalışacağım. Bu konuda özellikle hem bugüne kadar sözü edilen para piyasaları yanı sıra özellikle üretim ekonomisinin piyasalarını da gözeterek ekonominin esenliğe çıkmasında elimizden gelen büyük katkıyı sunacağım. Bu konuda Sayın Başbakanımızın desteği içinde ve sizlerin de Türkiye ekonomisinin iyiye ve esenliğe ulaşmasındaki vereceğiniz destekle gerçekleştireceğimize inanıyorum. Ve gösterdiği güvenden dolayı Sayın Başbakanımıza da huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Değerli, bildiğiniz gibi Sayın Mansur Türker aynı zamanda gazetecidir, eski bir gazetecidir. O bakımdan bir gazetecinin bu göreve gelmiş olması da benim için ayrı bir değer taşımaktadır. Efendim, sorularımız olabilir mi? Anlamadım. Sorularımız olabilir mi efendim? Tabii, buyurun. Sayın Derviş'in istifası konusunda ve Sayın Türker'in atanması konusunda İNEFE Başkanı ile bir temasınız oldu mu dün ve bugün? Hayır, bugün bir temasımız olmadı. Kendisine tabii bir teşekkür yazısı gönderdim. Evet. Ben Sayın Türker'e bir soru yöneltmek istiyorum ben. Geçen haftaki Demokratik Sol Parti grubunda hazineye yönelik bazı sözleriniz basına yansımıştı. Seçimlerde hazineye elinde bulunduran partiye ilgisi olur medyanın diye. Öyle bir söz hakikaten söyleyebilir. Yok, yanlış yansımıştır. Yanlış yansımıştır. Hazinenin ekonominin esenliğe kavuşmasında önemli bir yere sahip olduğunu söylemiştim.
Bu konuda da bana soru yönelten arkadaşların çoğunluğuna doğru olmadığını söylemiştim. Sayın Başbakan, Sayın Kemal Derviş'in istifasının ekonomiyi etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Bir de Sayın Türker'e sorun var. Seçim ekonomisine ilişkin görüşünüz nedir? Uygulayacak mısınız seçim ekonomisi? Uygulanmasını izin verecek misiniz? İkinci soru Sayın... Türker'e, evet. Birinci sorunuz... Sayın Kemal Derviş'in bu görevden ayrılması herhangi bir şekilde... İnanıyorum ki ekonomimizi aksatmayacaktır. Uluslararası Para Fonu ile ve Dünya Bankası ile ilişkilerimizde hiçbir zorluk çekilmeyecektir. Nitekim bu iki büyük uluslararası kuruluşun yetkilileri son günlerde Türkiye'de bir bakanlık değişikliği beklentisi gündeme girdikten sonra yaptıkları açıklamalarda Türkiye'ye yardımlarının kişilerle ilgili olmadığını, doğrudan doğruya hükümetin çalışmalarıyla ilgili olduğunu ve olacağını söylemişlerdir. O bakımdan da herhangi bir kaygımız olmayacaktır. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sayın Başbakan, efendim bir sorumuz daha olabilir mi Sayın Başbakanım? Kemal Derviş ekonomik kriz yaşandığı dönemde sizin talebiniz üzerine Türkiye'ye gelmişti. Şimdi ise yaşanan bu sürecin ardından ittifak arayışları gerekçesiyle görevinden istifa etti. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Kemal Derviş tabii Türk ekonomisinin zor bir dönemden esenliğe çıkışına değerli katkılarda bulunmuştur. Bundan sonra ne yapar onu bilemem. Fakat dediğim gibi sözlerin başında belirttiğim gibi şimdiye kadar yapmış olduğu katkılar için de kendisine teşekkür ediyorum. Efendim, Sayın Devlet Bahçeli bugün Avrupa Birliği yasalarını destekleyen partili PKK'nın yanında olmakla suçladı. Bunun için altı partili ismini anlatan DSP'yi de kattı. Bu konuda bir değerlendirme yapar mısınız? Neydi bir daha başını söylemeyi anlayamadım. Avrupa Birliği yasalarını destekleyen partili mecliste PKK'ya destek olduğunu söyledi Sayın Devlet Bahçeli. Yani tabii herkes kendine göre yorumlarda, değerlendirmelerde bulunur. Fakat biz başından beri Avrupa ekonomisiyle, ekonomik birlikte ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Ve bu önemi bundan sonra da göstereceğiz. Evet, teşekkür ederim. Sayın seyirciler, Başbakan Bülent Ecevit bir basın toplantısı düzenledi ve yanında Hazine'den sorumlu Devlet Bakanlığı görevini Kemal Derviş'ten sonra devralan Masum Türker vardı. Toplantı devam ediyor. Ekranlarınıza taşımayı sürdürüyoruz. Demokratik Sol Parti azınlık hükümetiydi ve azınlık hükümeti olarak seçime giderken gerek uyguladığı ekonomi politikalarında gerek de maliye politikalarında Sayın Başbakanımızın o zamanki hassasiyetiyle seçim ekonomisi uygulanmamıştı. Şimdi koalisyon döneminde ve koalisyonun bugün bakanlığını üstlendiğim ekonomiyle ilgili olarak uygulanan güçlü ekonomiye geçiş programının aksatılmadan yürütülmesi konusunda benden önce Başbakanımız bir konuşmasında seçim ekonomisinin uygulanmayacağını televizyonda söylemiştir. Kendilerinin bu söyleminden güç olarak seçim ekonomisi uygulamasına gidilmeyecektir. Burada seçim ekonomisinden kasıt seçim amacıyla bazı harcamaların, bazı ödeneklerin olmayan yeni harcama kalemlerinin yaratılmasıdır. Zaten bunu uygularsak Türkiye ekonomisi için 3,5 yıla yakın zamandır kapsandığımız sıkıntının bir anlamı kalmaz. Burada mevcut kaynaklar ve olanaklar çerçevesinde programda yer alıp reel ekonomiye ilişkin uygulanmamış olan programın gerekli unsurları devreye sokulacaktır. Bu da bir seçim ekonomisi değildir. Biraz evvel Sayın Başbakanımızın beklenti olarak sunduğu ve programda gerçekten yer alan işlemlerdir. Bunun dışında 56. hükümetin seçime giderken takındığı aynı tavır Başbakanımızın yine söylemi doğrultusunda bu dönemde de